Arkadaşlar ben Gökçek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım arkadaşlar, iyi misiniz? Ben birazcık kötüyüm arkadaşlar. Çünkü birazcık hasta olmuşum ve sesim kötü geliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi arkamda Boksibo Adası ve Korkunç Parlanço Adası var. Korkunç Parlanço Adası'nda Tombiş de ben. Boksibo Adası'nda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gürol olacak. Ve yumurtası ilk kırılan kişi oyunu kaybedecek arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hadi başlayalım. Evet Gürol, görmüş olduğunuz gibi benim adam senden daha güzel olacak. Çünkü biz Tombiş'te ikimizin sensin, teksin, tamam, tek başınasın. Benimki tek daha iyi olacak, daha iyi, daha iyi. İşte bile bir kere ben Boksibo'yu hiç sevmiyorum. Korkunç olacak, kutusu çok kötü. Efendim Tombiş'im benim. Bunu bir kere yedi mi ya? Bu ne kadar yedi benim bana bu sana. Yok yok, Tombiş sen nereden öğrendin bu lafı yine? Neyse tamam tamam, hadi koş bakalım. Hadi o zaman 1, 2, 3 deyince başlıyoruz. 1, 2, 3 başla. Hadi bakalım. Ya Tombiş ne yaptın? 1, 2, 3 deyince aşağı atlamayacaktık. Oyuna başlayacaktık. Ya Allah'ım deli ya bu. Tombiş'in aklı yok. Bir de ben sen bununla mı oynayacaksın? Ya sen hele bir kere. Tombiş'im benim çok zeki. Şimdi buradan arkadaşlar hemen hızlıca kazalım bakalım şöyle arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Ya Tombiş ya. Tombiş deme ama öyle, tamam mı? Bak sonra seni savunamıyorum. Ya Gürol amcan sana ne öğretti? Ne dedi bir kere? Kaka kapalı, kaka kapalı. Ya Gürol sen bu çocuğa kaka kafalı demeyi mi öğrettin ya? Allah senin cezanı vermesin. Yo ne öğretmedim öyle bir öğretmişsin şey. Öğretmişsin diyor ki kaka kaka kafalı diyor Gürol amca diyor. Allah seni ne yapmasın. Top, top. Ne diyor, top mu diyor? Ya Tombiş Allah cezanızı vermesin. Bak bu kelimeler çok kötü kelimeler, tamam mı? Bir daha senden duymayayım, sana hiç yakıştıramıyorum. Çok mu komik Gürol ya, çocuğa öğretmişsin saçma sapan şeyler. Neyse neyse, ben seninle uğraşamayacağım. Ben gidip adamı büyüteceğim, tamam mı? Evet arkadaşlar bakalım. Şimdiden adamızı büyütmeye şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Şimdi şurayı da koyalım. Çünkü dünyanın en büyük adası benim adam olsun istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen hızlıca. Tabii ki de benim adam olacak akılsız. Benim adam senden her zaman için daha büyük olacak. Şimdi arkadaşlar biz adamımızı bu şekilde büyütelim. Bakalım. Sen görürsün gününü. Neyse bakalım ben birazcık daha büyüteyim şu taraftan şöyle arkadaşlar. Şurayı da şöyle bayağı bir büyütelim. Evet bakalım şimdi şuraya koyuyorum şöyle. Gürol'dan daha büyük olması lazım benim adamım. Bak Gökçe, ben de büyütürüm adamı. Omlet yapacağım. Aa, seninki daha hala küçücük bir kere. Küçücük küçücük. Benimki daha büyük. Şimdi şurayı da yapalım bakalım. Kocaman ya, kocaman ya. Evet kocaman kocaman bizim adamız. Şimdi şuraları da koyalım bakalım. Gürol ya ben bir şey söyleyecektim. Koçuk beynim doyamayacağım. Ya ne tombiş ya. Neyse bakalım. Gürol ben ne düşündüm biliyor musun? Acaba senin yumurtanı kırdığımda senin yumurtandan ne yapsam diye düşündüm. Sence ne yapayım? Kek mi yapayım? Ya, omlet mi yapayım? Ya, bir sus ya. Sucuklu yumurtaya ne dersin? Neyse, senin sen yumurtandan boş, çok daha sucuklu yumurta boş, olur. Boş gezenin boş kalfası. Yani sen boş gezersin, tombiş senin boş kalfan. Ya sensin bir kere boş kalfa. Akılsız seni. Neyse bakalım. Ben seninle falan çene çalıp yoramayacağım. Benim aklımı kullanmam lazım adamın daha büyük olması için. Şimdi şuraları da şöyle koyduk arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi adamımız her geçen gün biraz daha büyüyor arkadaşlar. O yüzden şimdi biraz daha kazacağım ve daha fazla büyüteceğim. Ve daha da güzel olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen hızlıca yapalım bakalım. Tombiş de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o sırada yumurtamızı koruma altına almaya başladı bire. Ama Gürol'un yumurtası hala sap gibi ortada, sap gibi. Ya, bak, evet ortada. Bak, bak, bir daha yeni kapattın, yeni gördüm. Daha yeni kapattın. Yoksa daha kapatacağım bile yoktu. Evet öyleydi bir kere. Neyse bakalım şimdi şuraya da şöyle arkadaşlar. Bir kat daha büyütmem lazım. Benim adamın kocaman olması lazım. Daha çok yol tepetmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü buraya da tarla yapacağız arkadaşlar. Tarlamız çok güzel olacak. Çünkü yoksa burada açlıktan ölürüz eğer tarla yapmazsak. Benim şu an bir şeye ihtiyacım yok Tombiş'im. Ama çimen alırsan güzel olabilir. Çimenimiz eksik birazcık. Tamamdır hadi bakalım Tombiş'im. Şimdi ben de şuraları şöyle yapalım bakalım. Şimdi şuraları da yapalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yumurtamız koruma altına alındı arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Korkunç Parlanço Adası gitgide daha da büyüyor. Korkunç Parlanço gecesini gelip bak, yiyecek Gürol. Yiyecek bak, seni. Bak ben kapattım. Bak. Kapattım. Bizimki çoktan kapandı. Akılsız bir kere. Korkunç Parlanço Adası'nı söyleyeyim de seni ne yapsın biliyor musun? Seni gece yesin. Yesin Gürol'u yiyecek. Hayır Korkunç ya, Parlanço Gürol'u yiyecek. Yiyecek bir kere, tamam mı? Şöyle şuralara da koyalım. Tombiş yedin. Tombiş. Tombiş koca kilolu. Tombiş ne oldu? Sen bana ne demeye çalışıyorsun?
Bak ne kemiği getireyim görüyor musun bak. Bu yaşamış uçman getireyim. Aa geçen teşekkür ya. Ederim Tombiş'im benim. Çok sağ ol bakalım. Şöyle şuraya şöyle koyalım. Sana bir şey getiren yok değil mi? Sana bir şey getiren yok. Aa Tombiş sana hediye verecek mi? Seni yemeyeceğim. Ne vereceğim biliyor musun? Sana ben elin köyünü vereceğim. Ya Tombiş Allah cezanı vermesin. Ha, hiç geleceğim yoktu. Ya Allah, çok komik. Bir şey söyle ya. Söylemeyeceğim bir kere. Sen ona kaka kafalı demeden önce düşünecektin. Çocuğa öğret kaka kafalı ben demeyi. De sonra bak, çocuğa bir şey söyle. Oraya geliyorum geliyorum. Ya, sen ne kadar akılsızsın. Sen buradan oraya atlayabileceğini mi zannediyorsun? Akılsız kafa seni. Sen ne kadar akılsız birisisin ya. Ah Tombiş'e düştü. Aa, Tombiş ya. Tombiş'in ayağı kaydı bir kere. Senin gibi bilerek atlamadı. Neyse bakalım arkadaşlar. Aynen sana kesin öyledir. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben artık tarlamı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Tarla benim için çok önemli bir etken. Neden çok önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü doysa bizim tarla karnımızı doyuracak. Şimdi o yüzden şuraya yaptım. Ama tarlam birazcık küçük olacak. Şimdi gidelim birazcık daha kazalım arkadaşlar. Ben, ve tarla için gerekenleri alalım. Aa Tombiş senin adana geldi. Ya Allah çiş koydu. Senin adan artık Boksibo adası değil. Çiş adası. Çiş adası. Akılsız ya, seni. Of ya. Çok komik ya. Çiş koydum ya demişim. Çiş koydum ya. Ya Tombiş ya. Haksızlık bu ama. Yo işte değil bir kere. Sen çocuğa kötü kötü laflar öğretmeden önce düşünseydin. Neyse arkadaşlar biz daha fazla kazalım bakalım. Öğretmişsin. Tombiş söyledi. Neyse arkadaşlar bakalım şimdi şuralara da koyalım. Tombiş ve adamımızı büyütelim arkadaşlar şimdi şu şekilde. Şimdi tarlamızı yapmak için gerekenler arkadaşlar. Bir tane su, bir tane de tohum. Tohumu da aldık ama benim birazcık daha kazmam lazım. Çapa alabilmek için arkadaşlar. Şöyle kazalım bakalım. Evet. Ben şimdi buraya ev mi yapacağım? Ne yapacaksın? Ev mi yapacaksın? Aa sen bak, tarlamı yapmışsın bile. Neyse bana ne benim de şimdi olacak tarlam. Bir tane su alalım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi benim bir tane çapaya ihtiyacım var. Demir çapamızı da aldık bakalım. Tamamdır. Şimdi şuradan demir kazmamızı da aldık. Evet hepsi hazır arkadaşlar. Arkadaşlar sesim birazcık kötü çıkıyor. Lütfen kusura bakmayın. Bu aralar salgın varmış. O yüzden var ya. Ya ne oldu? Gökçe. Ne oldu? Oy, Tombiş oraya kaka yapmış bak. Ya Tombiş adamıza neden kakanı yaptı? Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Gürol sen yaptın bir kere. Çocuğa da iftira attın değil mi? Evet sen yapmışsın. Kesin sen yapmışsın yani. Tombiş bizim adamıza niye kakasını yapsın? Tombiş'in kakası buraya kadar geliyor. İftiracı Gürol. İftiracı Gürol. Ben Tombiş'ime inanıyorum. Şimdi şuraları da şöyle yapalım bakalım. İnanırım sana ne? Sen beni artık çok sinirlendirdin. Senin adana gelme zamanı geldi bakalım. Şimdi şuraları arkadaşlar yapalım. Geleceğim. Bana ne yapsaydın şimdiye kadar? Bizim her şeyimiz bitti bile. Şuraları da şöyle yapalım arkadaşlar. Yo eviniz yok hala bak. Tombiş yapar. Tombiş yapana kadar ben de senin adana gelirim tamam mı? Zaten Tombiş'in eli çok hızlı. Hızlıca yapar bakalım. Şöyle arkadaşlar ben kazıyorum. Ve artık Gürol'un adasına gidip onun yumurtasını almaya gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şöyle ben hızlıca yapalım bakalım. Ya. Alacağım. Sana ne kazıp alırım. Sana ne? Sana mı soracağım Gürol? Neyse şuraları da şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. İyice kazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Gürol'un adasına gideceğim. Ve arkadaşlar onu mahvedeceğim. Şimdi şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Ağzını silen yok bir kere. Gelsem de seni öldürürüm ben. Yo işte bile silah alırım ben de. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi öncelikle bir şurayı bir boşaltalım arkadaşlar. Şimdi şuraları da şöyle boşaltalım. Tamamdır bakalım. Burada birazcık daha varmış. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben artık şuradan kılıcımı alayım ki Gürol'u öldüreyim. Sonra silahımı alayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ulan şöyle ben evet, de kılıç bakalım. Alayım. Şimdi ise zırhlarımı alma zamanı. Şöyle şuradan zırhlarımı alalım bakalım arkadaşlar şöyle. Şunu alalım bakalım. Şuraya koydum şöyle. Geliyorum ben de Gökçe. Tamam dur bakalım. İstediğin kadar gel. Seni mahvederim duydun mu? Gökçe şundan bir tane daha alalım. Ve artık Gürol'un odasına. Aa ama bana eksik olan şeyler var tabii ki. Şuradan arkadaşlar şunları şöyle güzelce giyelim bakalım zırhlarımızı. Ondan sonra Gürol'un odasına doğru yolculuk yapmadan önce Gürol'un yumurtasını kırmak için gerekli malzemeleri alacağım. Tabii ki de geleceğim. Akılsız şey seni. Şimdi şuraları da şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Şimdi şuraları da koyacağım. Aa sen görürsün nasıl gününü. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Neyimiz eksik? Evet bir tane baltamız eksik Gökçe. Arkadaşlar. Şöyle bir baltamızı şuraya koyalım bakalım. Ne var Gürol? Ne Gökçe, istiyorsun? Gökçe'ye dikkat et. Çıra çekiyor. Aa olamaz. Al sana dedim. Hayır, al sana. Hayır olamaz. Olamaz arkadaşlar. Gürol beni öldürmeden benim hızlıca
şuraya şöyle şunları koymam lazım. Evet, demir çapam bir yok. Demir çapası da aldım arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Hepsi tamamdır. Demir çapamızı aldık. Artık yolunu gitmek için yer yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi birazcık daha şöyle kazalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu gitmem için yeterli bir sebep. Artık gidebilirim bak, arkadaşlar şu şekilde. Gördün mü? Nedenmiş o? Gayet de gelirim. Önce şöyle bir yolumu yapalım bakalım şöyle. Şuradan da şöyle yaptım. Evet, nereye bakalım. Geliyorum, nereye geliyorum? Geliyorum. Geliyorum. Aa, olamaz. Aa, olamaz. Git başımdan. Git dedim sana. Hayır, şimdi sana hayır, şöyle gününü göstereyim. Ya olamaz. Neredesin? Şöyle hızlıca kazmam lazım. Ya olamaz arkadaşlar ya. Of ya, olamaz. Şimdi sana gününü göstereceğim Gürül. Çok sinirlendim, tamam mı? Al bakalım. Al bakalım. Aa, olamaz ya. Yine düşürdü beni. Olamaz. Aa, yeter ama sen çok olmaya başladın, tamam mı? Şunu şuraya yapalım bakalım arkadaşlar. Şimdi çok oldun sen artık, tamam mı? Aa, hadi bakalım. Senin şöyle yumurtanı kırmam lazım. Şöyle şunu da kıralım yumurtanı bakalım. Bırak, ya bırak, şöyle şunu bırak. Da kıralım bakalım. Yo, bırakmayacağım. Aa, şöyle yaptım. Yaşasın be. Kırdım. Yaşasın. Hayır, yaşasın. Hayır. Kırdım. Akılsız şey seni. Silahımı bile kullanmadım daha. Silahımı kullanmadan gösterdim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gürül taşı yattım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tabii ki de biz kazandık ve yumurtayı kırmayı başardık. Neyse bakalım ya, canım aile. Ya. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sağda ve solda inanılmaz derece çok eğlenceli videolarımız var arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız o videolara tıklamayı sakın unutmayın, olur mu arkadaşlar? Hadi ne duruyorsunuz, hala kanalıma da abone olun arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık hasta olmuşum. Sesim için kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay.